geldiniz bir kez daha. Afiyet olsun kahveler. Bu arada bir Google gözlüğü görüyorum burada. Unutulduysa hemen bir çekiliş yapıp aramızda paylaşalım. Neyse, şimdilik buraya koyuyorum. Türkiye İnovasyon Haftası'nda şimdi iki ayrı sunumla karşınızda olacağız. İlkini ben önemsiyorum, ikincisi hayati değerde ama ilki de özellikle girişimciler için çok hayati bir önemi var. Bundan birkaç yıl önce tablette ilk dergiyi yapmaya çalıştık. Bir gazeteci olarak tamam tasarımcıyı bulduk, her şeyi bulduk, fikir çok iyi. O günlerde The Daily çıkıyor, dünya ile başa baş gidiyoruz. Ben bir yatırımcının kapısını çaldım. Dedim ki böyle böyle fikrimiz var, işte bunu bu şekilde hayata geçireceğiz. Şu kadar da paraya ihtiyacımız var. Şöyle bir baktı bana, dedi ki çok erken dedi. Neye çok erken dedim? Türkiye için çok erken dedi. Yani ne gerek var buna dedi. Önce bir bulunsun dedi, orada yapılsın, bakalım tutarsa buraya getiririz dedi. Mecburen ben kendi finanse ettim, yaptım bir şekilde şimdi hayata geçti, devam ediyor. Bu çok erken meselesi bizim genlerimizde olan bir durum. Ama işte bu inovasyon haftasıyla bence bu bir alışkanlıkla, kötü alışkanlıkla kırılıyor. Tabii bir tek bu haftayla değil, inovasyona inanan, erken bulmayan fikirleri ve bu fikirlerin gelişmesi için yatırım yapan isimler de var. Bu isimlerden birini davet edeceğim. Türkiye Ekonomi Bankası'nın başındaki isim, Genel Müdürü Sayın Ümit Devdevici gelecek. Ama önce bir filmimiz var, onu izleyelim. Benim hikayem anka kuşu misali. Bazen yandık, bazen yeniden doğduk. Babamın iş kazasından sonra atölyede çalışmaya başladım. Aklımda da türlü çeşit araba fikirleri. Madem Türkiye'den petrol çıkmıyor, paramız paso yakıta gidiyor dedim. 100 kilometrede 90 kuruş yakan bir elektrikli taşıt yaptım. Yaptım yapmasına da nasıl olacaktı bu işin pazarlaması, ticareti? Tam yandık derken tepim dadıma yetişti. Geldiler, projeme destek verdiler. Aklına ne takılırsa sor dediler. Sağ olsunlar, hep cevap verdiler. Yatırımcılarla nasıl konuşulur, iş planı nasıl yapılır öğrettiler. TEP sayesinde uluslararası fuarlara bile katıldım. Şimdi büyük yatırımcılarla görüşüyorum. Anka kuşum uçmaya hazır diyorum. Bir kanadı ben, bir kanadı da TEP. Önce İsmail'in, Hasan'ın, Hülya'nın, Ayşe'nin bir fikri olacak. Sonra o fikirler tek tek gerçek olacak. Çünkü TEP Girişim Bankacılığı tecrübeli danışmanlarıyla her girişimcinin hep yanında olacak. Sonunda kazanan önce İsmail, sonra siz, sonra biz hepimiz olacağız. Kazanan Türkiye olacak. Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi aracımızla beraber geldik. Bu aracın ne özelliği var diye sorarsanız, bu araç Türkiye'nin en parlak girişimcilerinden birisi tarafından üretilmiş ilk elektrikli araç. İsmail, seni de buraya alayım. Aracımız tek bir şarjda tam 250 kilometre yol yapabiliyor. Ben bankadan çıkıp buraya gelene kadar bankanın arabasını kullandım. Bayağı bir gürültü yaptım yollarda ve yaklaşık 26 kilometrelik yol içinde 10 liralık benzin harcadım. Halbuki bunu İsmail Bey'in aracıyla yapabilseydik tam 23 kuruş harcamış olacaktık. Hem bu kadar gürültü yaratmayacaktım, hem çevreye bu kadar zarar vermeyecektim, hem de cebe bayağı bir katkısı olacaktı. Evet, bu aracın sahibi İsmail Berber. İsmail, TEB'in destek olduğu girişimci arkadaşlarımızdan birisi. Az önce izlediğiniz film de İsmail ile TEB'in aslında gerçek hikayesi. Özellikle filmin altına bunun gerçek bir hikaye olduğu ismini koymak istedik. İsmail ile sürecimiz 2 yılı aşkındır devam ediyor. İsmail bankamıza geldiğinde sadece bir fikri vardı. Fikri hayata geçirmek her zaman basit olmuyor. Ona girişimcilik ruhu aşılamak lazım. Ve İsmail'le bir araya geldik. Bu girişimcilik ruhunu nasıl aşılayabiliriz?
İsmail'in önündeki engelleri nasıl kaldırabiliriz diye oturduk, konuştuk ve o zorlukların büyük bir kısmını da beraber açtık. Onu yolda yalnız bırakmadık. Bugün geldiğimiz noktada İsmail tam anlamda gerçek bir girişimci. Üstelik yatırımcıların yakın takibinde olan bir girişimci. Bayilik için şirketler her gün İsmail'in kapısını çalıyorlar. Sadece bu kadar mı? İsmail bugün Türkiye'nin genç girişimci liderlerine örnek olarak gösteriliyor ve birçok davette kendisini konuşmacı olarak çağırıyorlar. Bize ne kalıyor? İsmail'le gurur duymak. Evet İsmail, birkaç şey söylemek ister misin? Tabii. Bir bankadan beklenilen hayallerin üzerinde gerçek hikayeler yaşıyorum. Bunlara sizler de ortak oluyorsunuz. Burada olan tüm değerli katılımcılara, devlet büyüklerimize ayrıca teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Öncelikle Türk Ekonomi Bankası'na bizim hayallerimize ve hayat mücadelesi içinde küllerinden doğan Anka'yı bir marka haline getirdiği için kocaman bir alkış isteyebilir miyim sizden? Benim aslında girişimcilik hikayem 13 yaşında başladı. Ben göçmen bir ailenin ferdiyim, oğluyum. Ve yurt dışından geldiğimizde 13 yaşında girişimcilik hikayelerine tanıştık. Babam sürekli 3 adet farklı zamanlarda büyük kazalar geçirdi. Böyle trajik şeyler yaşarken kız kardeşim ve ben okumak istedik. Şu an geldiğimiz durumda yüksek dizayn mühendisi olması için bir sömestr kaldı ve ben de yüksek dizayn mühendisiyim. Hem çalışıp hem okuduk. Atölyelerde çalıştım. Arge atölyelerinde çalıştım. Fikirlerim vardı ve prototip kökenli oldum. Bu hayat şartları beni prototip kökenli yaptı ve ardından belli başlı makine parçaları ve o bazı konseptlerin belli başlı kısımlarını yapabiliyorum ben dedim. Niye bu tamamen kendime ait bir konsept oluşturmayayım dedim. Ve şu an Semsi Design sitesine girdiğinizde 9 farklı model tamamen yerli kanallarla üretilmiş farklı model araçları görebilirsiniz. Burada elektronik kontrol üniteleri, şase, elektrik elektronik aksam, güç aktarım organları, iç ve dış dizayn ve tamamen farklı farklı modellerde bunları yapabiliyoruz. Geçmişe dönüp baktığımızda şu an burada olduğuma ben inanamıyorum. Sizlerin karşısında bu konuşmayı yaptığıma yine inanamıyorum. Ve bir bankadan kesinlikle ben böyle bir ilgi ve inanç da beklemiyordum aslında. Ve şu an çok heyecanlıyım. Sizlerin karşısında o kadar çok söylemem gereken şeyler var ki. Ümit Bey'in konuşması da sadece 15 dakika ve sanırım ben de bir dakikayı aşmamam gerekiyor. Ama sadece şunu bilmenizi gerekiyorum, bilmenizi isterim. Bildiğiniz gibi Türkiye'de montaj üretimi, lisansörler ve bunların büyük ağları vardır. Değer yaratmak gerçekten çok zor. Ve benim gibi bir girişim yolunda kanatları devamlı yanan, kül olan veya biten girişimlere buradan sesleniyorum. Sakın vazgeçmeyin. Ve Türk Ekonomi Bankası'na çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Asıl biz İsmail'e teşekkür etmeliyiz. Çünkü bize çok güzel duygular ve çok güzel başarı öyküleri yaşattırdı. Daha da devam ediyoruz İsmail'le. İsmail'i çok daha iyi seviyelere taşımak bizim ana görevlerimizden birisi. Bunu söylerken değerli katılımcılar, esas konsepte geri dönmek lazım. Ülkemizde bir sürü yenilikçi fikri olan İsmail gibi çok değerli arkadaşlarımız var. Fakat bu arkadaşlarımızın girişimcilik ruhu bazen çeşitli sebeplerle yok oluyor. Artık Türkiye başkalarının başarılarını taklit eden bir ülke olmaktan daha çok içeriden kendisi inovatif ürünler çıkartan bir ülke olmak zorunda. Bunu hepimiz biliyoruz. Biz de dedik ki banka olarak bu rol modelleri, İsmail gibi rol modelleri hep gündemde tutalım ve girişimcilerimizi daha fazla cesaretlendirelim. Girişim için en gerekli şey cesaret. Cesaret bazen tek başına yeterli olmuyor. Diğer bir konu da bilgi. Bakıyoruz Türkiye'de girişimcilerin en çok yaşadığı probleme. Çok sayıda girişimci ilk senesinde
ortaya attıkları projeleri hayata geçiremiyorlar. Bunların çeşitli sebepleri var. Bir, piyasa analizlerini doğru yapamıyorlar. Eğer yatırımcı bulurlarsa yatırımcılarla masaya oturduklarında doğru konuşmayı yapamıyorlar. İş analizleri doğru olmuyor, yanlış hedef kitleye gidiyorlar. Ne kadar sermayeleri olursa olsun, aslında bu bilgiye sahip olmazlarsa başarılı olma şansları daima düşük oluyor. Biz de oturduk, bu işi nasıl düzeltebiliriz diye baktık. Aslında banka olarak çok önemli bir kültüre sahibiz. Banka olarak geçen sene bildiğiniz gibi IFC tarafından dünyada KOBİ bankalarına danışmanlık veren örnek banka Türkiye'den seçildi ve o bizdik. Dedik ki eğer bunu dünya çapında yapabiliyorsak o zaman girişimcilik tarafında da bu girişimci kitlenin değerlerini kaybetmeden onların fikirlerini hayata getirebilecek bir takım şeyler yapabiliriz. En büyük eksikliklerine bilgi. O zaman bilgi içinde de oturup düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki temel olarak bankacı olarak bizim görevimiz finansal piyasalar, o piyasaların işleyişi, doğru ürünü doğru müşteriye sunmak. Öncelikle kendi ev ödevimizi yaptık. Dedik ki KOBİ'lerde, kurumsallarda yaklaştığımız kredi yaklaşımıyla girişimcilerde bunu yaklaşamayız. Bütün süreçleri baştan aşağı değiştirdik. Girişimcilerdeki teminat yapısını değiştirdik. Bunları hazırladıktan sonra esas ana konumuz olan bilgi ve bu bilginin girişimciye aktarılma kısmına geldik. Bunu herhalde gurur duyarak söylüyorum. En çok gurur duyduğumuz işte bu oldu. Dünyada da çok örneğinin olmadığını düşündüğüm bir iş yaptık. Ve bir girişim evi açtık. Girişim evi, Türkiye'de fikri olan herkesin gelip benim bir fikrim var diye başvurduğunda bankadan danışmanlık alabileceği bir ev. Bu evle beraber girişimcilerimizi dinlemeye başladık. 10 ayda 3000 girişimciye 800 saat eğitim verdik ve yine 200 girişimciye TEP çatısı altında yaklaşık 400 saat danışmanlık hizmeti aldı. Sadece bunda da kalmadık. Bunlar danışmanlık hizmeti almak, dinlemek çok önemli işler. 273 tane proje dinledik. 273 proje dinlemek ne demek biliyor musunuz? Her gün bizim arkadaşlarımız birden fazla proje dinliyor. Bu 273 projeden 31 adetinde Kuluçka Merkezi adında değerlendirdiğimiz bir bölümde hayata geçirmelerine yardımcı olmaya başladık. Kuluçka Merkezi'nde onların fiziki çalışma ortamı sağladık. Onları STK'larla, firmalarla, devletin ileri gelenleriyle buluşturduk ve fikirlerini oraya anlatmalarını sağladık. Dışarıda mükemmel bir TEP standımız var. Lütfen o TEP standını bizim için değil ama girişimciler için gezin, onların fikirlerini orada dinleyin. Girişim bankacılığında, girişim evinde STK'larla, devletin ileri gelenleriyle buluşturmaktan öte birkaç şeyi de bir arada yapmayı başardık. Bunlardan en önemlisi özel bankacılık tarafında Melek Yatırımcı platformuyla bizim girişimcileri bir araya getirdik ve buradan da birkaç başarı hikayesi çıkartmaya başladık. Bunların en başında Gastro Club diye bir girişimcimizin hayata geçirmeye çalıştığı projesi 1 milyonluk bir yatırım buldu. Yine bundan gurur duymuş olduk. Aynı zamanda yine temiz teknoloji konusunda çalışan bir firmamız, bir girişimcimiz, IBM'in dünya çapında yaptığı Smart Camp uygulamasında bölge birincisi seçildi ve Türkiye'yi Silicon Valley'de sunum yapacak 3 kişiden birisi olma şansını yakaladı. Bunlar hep bizim için çok güzel, ileriye matuf, bizi gururlu kıran hikayeler. Ama her şeyden öncesi bu ülke ekonomisi için iyi olduğunu düşündüğümüz ve gerçekten bankanın kültürüne uyan, desteklemek istediğimiz bir iş. TEP girişim bankacılığına başladığımızda yaklaşık bir yıl evvel biz 13 bin kişiye ulaşırız diye düşünüyorduk. Ama beklediğimizden daha fazla ilgi ve talep görmüş durumdayız. Şu anda 17 bin kişiye ulaşmış durumdayız. Anlattığım bütün hikayelere bakarsanız şundan motiveyiz. Demek ki doğru yoldayız. Her türlü
projeyi değerlendiriyoruz. Ama bu projelerin içinde ağırlığımız yüksek katma değer yapan, ülkeyi bu seviyeden bir üst seviyeye taşıyacak fikirleri hayata geçirebilmek. Bu sadece yüksek katma değer yapmak, yeni teknolojik icatlar değil, modelleri değiştirmek, iş yapış modellerimizi değiştirmek. Bunlarla ilgili her şeyi biz girişim bankacılığında dinliyoruz. Aslında diyebilirsiniz ki bu nasıl aklınıza geldi? İnovasyon kültürü bankanın genlerinde olan bir şey. Bundan evvel, 5-6 yıl evvel oturduk dedik ki, niye biz inovatif olamıyoruz? İnovatifi içeride, inovasyonu içeride nasıl desteklemeliyiz? Neleri hayata geçirmeliyiz? Kendimize bir motto belirledik. Türkiye'de biliyorsunuz motto şudur, icat çıkarma, başımıza iş açma. Biz bu mottoyu değiştirdik, icat çıkar dedik. İcat çıkar dediğimiz kütle iç kütlemiz oldu. Bütün çalışanlarımıza, güvenlik görevlilerinden en tepeye kadar herkesi teşvik ettik yeni fikirler getirmesi için. Toplam, yanılmıyorsam 57 bin adet fikir geldi ve bunlardan 317 tanesini hayata geçirdik. Hala hayata geçireceğimiz 160 projemiz daha var ve hepsinin üzerinde çalışıyoruz. Bunda da kalmadık. Madem içeride bunu yapabiliyoruz dedik, dışarıda da inovatif fikirleri olan gençleri, girişimcileri bir çatı altında birleştirelim ve bir platform oluşturalım dedik ve akıl fikir yarışmalarını hayata geçirdik. 7 yıldır düzenli olarak akıl fikir yarışmaları yapıyoruz. Buradan da yaklaşık 28 bin adet fikir geldi. Hepsini tartışarak iyi fikirleri hayata geçirmek için neler yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Her gün bunlara kafa yoruyoruz. Böyle hareket etmeye başlayınca tabii dünyadan da size bir takım ilgiler olmaya başlıyor. TEP İnovasyon Kültürü Oluşuyor bir başlıklı bir rapor yayınlandı. Bu rapor dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından Gartner tarafından hazırlandı ve Gartner'ın hazırladığı rapora giren ilk Türk bankası olduk. EFMA yani Avrupa Finansal Yönetim ve Pazarlama Birliği de inovasyon yönetiminde TEP'i geçtiğimiz yıl dünyanın en başarılı 8 bankasından birisi seçti. Sektörde ilklerin bankası olmak, sorumlu bir bankacılık anlayışıyla hareket etmek bizim ana hedeflerimizden birisi. O nedenle de hep ürün ve hizmetimizi bu konsept altında geliştiriyoruz. Biraz daha geriye gitmek istiyorum. Bundan 8 yıl evvel KOBİ bankacılığına başlarken de hep aynı konseptle bu işi diğerlerinden nasıl farklı yapabiliriz diye yola çıkmıştık. Ve KOBİ'lerde de önemli bir bilgi eksikliği olduğunu görmüştük. İlk baktığımız nokta bu bilgi eksikliğini kapatmak oldu. Ve dedik ki biz KOBİ'lerin danışman bankası olalım. KOBİ'lerin bütün ihtiyaçlarını bu anlamda karşılayalım. Bir sürü yeni fikir geldi. TEP KOBİ akademileri düzenlemeye başladık. TEP'in içinde ayrıca müşterilerimize gidebilecek KOBİ danışmanları geliştirdik. İllerimize gittik, gelecek stratejisi konferansları yaptık. Bir tane televizyon kuralım dedik. TEP KOBİ TV, dünyadaki ve Türkiye'deki ilk bu anlamda KOBİ'lere yönelik televizyonlardan birisi. Bütün KOBİ'lere bu televizyonlarla ulaşalım ve onların çeşitli konularda bilgi edinmek istediği konularda yayın yapalım dedik. Hep böyle farklı, inovatif ürünleri ilk başta belki biraz endişeyle hayata geçirmeye kalktık. Ama bugün gururla söyleyebilirim ki bütün arkadaşlarımın karşısında Türkiye'nin en iyi KOBİ bankalarından birisini yaratma imkanımız oldu. Ve inşallah bunu girişim bankacılığında da devam ettireceğiz. Tabii sadece KOBİ ve girişimcilere ait bir banka değiliz biz. Aynı zamanda bireysel tarafta da çok hızlı büyüyen bir bankayız. Burada elde ettiğimiz bütün bilgiyi şimdi bireysel bankacılık tarafında da aktarıyoruz. Aktarmaktan kastettiğim şu, ülkemizde finansal okuryazarlığın düşük olduğunu görüyoruz. O nedenle dedik ki bu finansal okuryazarlığı arttırmamız lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Benzerini TEP KOBİ Akademi ile yaptığımız işleri Aile Akademisi altında yapmaya başladık. Her bir şubemizde insanları çağırdık ve onlara finansal piyasalarla, ürünlerle ilgili bilgi vermeye başladık. Yaklaşık 70 bin kişiye ulaşmış durumdayız son bir yıl içinde ve bu seneyi 100 bin kişiyle bitirmeye hedefliyoruz. Esas amacımız
toplamda 1 milyonun üzerindeki insana ulaşabilmek, onların çarpan etkisiyle Türkiye'de finansal okuryazarlığı mümkün olduğunca arttırabilmek. Bunu yaparken de Boğaziçi Üniversitesi ile bir araya geldik ve bir finansal okuryazarlık endeksi geliştirdik. Bunlar tabii hayata geçirdiğimiz projeler ama fiziki olarak hayata geçirdiğimiz projeler de var. Kendimden bir öyküyle anlatacağım. Bazen olması gerekenden daha fazla dalgın oluyoruz. Ben de o dalgın olan insanların başında geliyorum. Evden çıktım, koşmaya gittim. Üzerimde ne cüzdan var, ne başka bir şey var, sadece cep telefonu var. Dedim ki, şimdi buradan bu trafikte geri dönmek neredeyse imkansız. Parasız da kaldık, ne yapacağız? O an aklıma geldi. QR kod. QR kod ne dersiniz? Türkiye'de Cepte Tep uygulamasıyla beraber geliştirdiğimiz bir uygulama. Cep telefonunuzda bir QR kodla banka eğitimine gidiyorsunuz. Banka kartı olmadan rahatlıkla paranızı çekebiliyorsunuz. Bu tür şeyler, bu tür yenilikçiler bizim her zaman takip ettiğimiz, uygulamaya geçirdiğimiz işler. Bir örneği de çizerek PIN uygulaması. Şimdi de başka bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Evet, Cüneyt Bey bu gözlüğü sordu ama gözlük benim eski gözlüğümü çıkartarak yerine takacağım yeni gözlüğüm. Google Glass, demin de izlediniz. Dünyada gittikçe yaygın olarak kullanılmaya başlayacağına inandığımız bir uygulama. Biz giyilebilir teknolojilere inanıyoruz. Bunun altyapısını bankacılık tarafında hazırlamış durumdayız. Şu anda gözlükten nerede ATM'miz var, nerede şubemiz var, banka kartlarında durumum nedir bunları görebiliyorum. Ve çok yakın zamanda inşallah bu gözlükle ATM'e dokunmadan nakit para çekme işleminde başaracağız. Türkiye'de bunu yapan ilk banka olmaktan da gurur duyuyor olacağız. Bu yaptıklarımız sadece ülkemizde ilgi görmüyor. Biz aslında dünyanın en büyük bankalarından birisiyle bir ortaklık içindeyiz. BNP Paribas tarafından dünyada inovasyonlara ödüller veriliyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkler ve Türk girişimciler ve özellikle bizim bankamız her sene BNP tarafından ödüle layık görülüyor. 2007 yılından bu yana İkisi bu yolu olmak üzere toplam 13 adet ödül aldık. Şunu hissedebilirsiniz, sadece başka yerlerde değil, bankacılık tarafında da bu ülkenin girişimcileri, bu ülkenin inovasyon yeteneği oldukça yüksek. Bunu her halükarda devam ettirmemiz, ülkenin rekabetini ileriye taşımamız için çok önemli diye düşünüyoruz. Eski lafları kaldırdık, icat çıkarma, eski köye adet getirme, artık bizim kitaplarımızda olmayan, İcat çıkar, eski köye adet getir, inovasyon yap, bankacılığı ileri taşı, iyi hizmet ver, sorumlu bankacılık yap. Bu bizim anlayışımız. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.